Takım civcivlerimizi aldım. Eve götürüyorum şimdi. Bakın, yumurtacı tavuklar. Neydi bunlar da? Ataks. Ataks. Bunlar da orijinal bizim kendi köy yumurtamız. Kendi biriktirdiğimiz yumurtalar. Bakın şöyle sıkları çizgiler mavici. Onlar horozumuz mavici olduğu için İnşallah onlara da mavici çıkacak, yumurtlayacaklar. Böyle. Şimdi eve götürüp yemleyeceğim çünkü açlarmış. Yani makineden çıktı gibi direkt almıyoruz. İki gün daha makinede duruyor. Nasıl annesi ilk çıkan yumurtalarını direkt çıkıp yedirmiyor. Aynı onun gibi bunlar da tam toparlanıncaya kadar bir iki gün makinede duruyorlar. Devam ediyorlar durmaya. Şimdi çıktı ama. Şimdi daha makinede yavrumuz var. Bunlar iki günlük yavru olduğu için bunları aldım artık. Bunları besleyip, büyütüp kendimize tavuk edeceğiz. Paşaya bakın. Samanlıkta yatmaya bayılıyor. Civcivlerimize evde bakacağız. Birazcık büyüyesiye kadar. Diğer civcivlerimiz bayağı büyüdü zaten. Paşa beni gördü şimdi gelir. Bakın göstereyim. Gördü beni oradan kuyruk sallıyor. Aa bakın bunlar da bizim kümes ve bakın göstereyim size hangisini. Ay ya. Suya girdim. Şimdi giderim. Anladık Oros. Sensin baba. Bakın. Şu bizim şu tavuk var ya bakın şu. Şu tavuk bütün kümesi o doğurdu. Yani doğurmadı da. Yumurtaları komşulardan falan aldık. Hepsini o yattı, kuluçkadan çıkarttı. Bir tek şu. Bu onun kızı, ilk kızı. Şu. Şu Natali var bakın, tam şu ortadaki beyaz kafalı. Bir de şu büyük koros. Bu üçü bunun ilk çıkım yavruları. Sonra şu horoz. Şu horoz. Bu siyahını başkasından aldık. Şu sarı. O sarıdan bir tane daha var. Heh. Bakın içeride yatıyor. Bir tane de onun arka tarafında var. Bir tane daha yatıyor bakın. Görüyor musunuz? Onlarsa ikinci çıkım yavrular. Neyse. Sonra bu da bakın yumurtacı tavuğu. Bu loğman. Bunu 10-15 tane çarşıdan aldık. Yani çiftlik dağıtıyordu artık. Yumurtladılar. Yumurtayı vermeyince bir anda kestiler. Alo, ötme. Şimdi şöyle görüyorsunuz yatıyorlar. Yumurtaları yaptıktan sonra bunları dışarı salacağız. Yoksa başka yerlere yumurta yapıyorlar. Tamam, şimdi şu. Şunun civcivleri çıktı. Alo. Bunun civcivleri çıktı. İki tane sarı, bir tanesi şu. Bir tanesi şu içeride gezinen. Bakın şu da, şu beyazı da onun civciviydi. Yani öyle bütün kümes şu tavuktan üredi yani. En köşedekinden. Yani şu iki horoz abi kardeş. Siyahı abi zaten içinden belli. Abi beyazı boy olarak birazcık daha büyük olacak. Bir de güzelce bir kilo alırsa. Bunu akrabamızdan aldık, bu beyaz horozu. Bu çok güzel bir horoz. Adam. Bu loğman hiç korkmaz. Bakalım civciv gösterelim ona. Gagalarlar diye de korkuyorum. Korktuğumu da yapacak gibi galiba. İyi yapmadım. Bakın bu siyahlar bunların. Bu siyahlardan hangisiniz artık? Yani buradaki siyah yavrular bu siyah tavuklarım. Yani sarılar sarı tavuklarım. Yani böyle sarılar da büyüyünce kahverengi sarı falan olacaklar büyük ihtimalle. Şunun rengini şimdiden kestiremiyorum. Şimdi renk olur. Ben bu mavici zaten. Şöyle sırtı çizgiler mavici. Bir de şu var. İlk parti yumurtalarımızdan da çıktı. Horozlardan bir tanesi mavici. Hiç de bilmiyorum. Sanırım şu mavici sanırım. Çünkü bu geldikten sonra yumurtalar böyle şey çıkmaya başladı. Görücüldü. Şimdi bunlar da dışarı çıkmak istiyorlar ama yumurtlamadan çıkamazlar.
Ne tatlı. Nasıl yiyor ya? Bu beyaz horozdan çok korkuyor ya. Kalıplı malıklı ama bu beyaz horozdan korkuyor yani. Beyaz horoz da bundan korkuyor. Ama kimse kimseye bir şey yapmıyor. Orası ayrı. Öyle işte. Bunlar şimdi ikinci çıkım yavrularımız. Ve daha makinede var. Bunların kardeşleri. Bir gün içinde onlar da çıkar. Ve çıkanlar da var. Ama daha ilk günleri olduğu için almadık makineden. Öyle. Bakalım. Görüşmek üzere.